insanın kardeşiyle inandıkları arasında kalması ne kadar kötü bir bilsen. Bana şiş getirebilir misiniz? Şişle yün. Ayol evladım, hava soğudu. Bak kara kış geldi. İnsanın açık kendine bakması lazım. Kaza göreceğim. Gerçi benim kürküm var ama iyi olsun. Keşke beni anlasan. Bana bir tavsiye versen, ben senin tavsiyene o kadar ihtiyacım var ki. Yiğit'i zapt edemiyorum anne. Bugün onu korumak için bir suça göz yumdum. Ama eğer ileride bu iş çapaklanırsa ben onu koruyacak kadar güçlü değilim. Tamam. Sen getir bana. Şişli yün getirsene oğlum. Öreceğim ben. Bak sana atkı öreceğim. Sen çok üşümüşsün be çocuğu. Üşüdüm anne. Çok üşüdüm. Ayazda kaldım resmen. Kübra, senin ne işin var burada? Yiğit. Kübra, lütfen çık hayatımdan. Bak eve girmişsin, tamam. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'ya kapıyı ben açtım Yiğit. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak Emir, kimse emri vakiyle benim hayatımı birini sokamaz, tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Kübra. Kübra! Aklımdan bile geçirme. Birader. Şöyle seninle bir sahile gidip konuşalım mı biraz? Hadi git işine. Ha? Yok kardeşim, benim senden başka işim yok. Hadi bakayım. Sana değil. Bana kızgın. Bak görsen. Baban seni sevecek. Baba seni çok sevecek. Neyi anlamıyorsun lan? Sadullah'ın kızını ben o evde istemiyorum. Ya o Sadullah'la bir alakası yok be. Ne yapacağız? Sokağa mı atacağız kızı? Tamam. Kızın her masrafı benden. Evde tutacağım ama o kız bizim evde olmayacak. Sadullah'ı ben bizim hayata dahil etmeyeceğim. Ya senin Sadullah'la bir alakan yok. Yok ev tutacakmış ya. Kızın parayla bir derdi yok. Bebekten bahsediyorum sana ya. Bak birader. Aç kulağını, beni dinle. Ben senin için bugün bütün hayatımın, bütün varlığımın ilkelerini çöpe attım, tamam mı? İnsanlığımı da çöpe atmayacağım. Bana bak. Benim için yaptığın fedakarlıkları koz olarak kullanma. Yoksa o fotoğrafları bulup polise teslim ederim, anladın mı? Lan ben dünyaya kafa tutuyorum, kendi kardeşime kendimi ezdirmem.
Kadir bu. Akıl almaz olay, bunu da yaptılar. Otopsi sırasını bekleyen ceset morgdan çalındı. Kimin romanı Galatasaray'da domuzların kazarak bulduğu Kadir Gürpınar'ın cesedi kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Morgdan çalmışlar. Kim yaptı bunu Emel? Çok korkuyorum. Ah, Yiğit ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.